Siz de değil. Buyurun. Ya şimdi önümüzde iki tane basın açıklaması var. Hı. Bir tanesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, bir tanesi de Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin basın açıklaması. Zamları kim yapıyor? Zamları ister istemez ülkeyi yöneten siyasi iktidar tercih ettiği politikalar neticesinde zamları yapıyor. Yani kimsenin yok, böyle değil mi? Anlıyorum ki siyasi irade bu bizim zamlarımız aynen değil deyip elini yıkayıp çıkamaz yani böyle bir noktada. Yok yok, bir sorumluluğu 20 yıldır var. Tabii 20 yıldır tercih ettiğiniz ekonomik politikalar ve enerji politikalarının sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Yani bu bir günlük iki günlük bir süreç değil. Yani elektrik enerjisi yatırımları ve kararları öyle çok kısa sürede bugünden yarına ya da dünden bugüne bir günde iki günde kendini göstermez. Yıllardan beri izlediğiniz politikaların sonuçlarının bugün çok acı sonuçlarını çok dehşet bir şekilde yaşıyoruz. Önce bunun bir tespitini yapalım. Hı hı. Tabii şu anda yaşadığımız fahiş, zam da demeyeceğim. Daha önce kademeli soygun diyordum. Kademeli oynuyorlar. Hani manevra yapıyorlar, gene yapıyorlar. Devletin resmi yeniden değerleme oranı %36. Hı hı. Devletin resmi yeniden değerleme oranının %36 olduğu bir yerde ki %36 bile fahiş bir orandır, fahiş bir rakamdır, fahiş bir yükseliştir. %36 olduğu bir yerde en doğal insan hakkı olan elektrik enerjisinin, yani insanların yaşamlarını doğrudan doğruya, hatta yaşamlarını sürdürebilmelerini doğrudan doğruya etkileyen bir ürünün, hizmetin %115 zamlanması aslında toplumun tümünü, sanayiyi, ticareti, tarımı ve insanların sağlıklı yaşamının tümünü her şekilde etkileyen bir sonuç doğuruyor. Hı hı. O nedenle bugün şu anda karşılaştığımız tablonun ayak izlerini biz aslında Ağustos ayında sizlerle birlikte sürmeye başlamıştık. Tabii. Aslında Ağustos ayında. Yani biraz yani yaşadığımız günlerin en doğal ilacı hafıza. Eğer hafızayı tazelemezsek, sadece güncel karşılaştığımız sorunlarla uğraşacak olursak bunun altından kalkmak çok mümkün olmayacak. Çünkü benzerleriyle gene karşılaşacağız. Hepinizin bildiği üzere 1 Temmuz 2021 tarihinde elektrik fiyatları %15 zamlandı. Evet, evet. Temmuz'dan. Ve bu tarife özellikle Ağustos ayında biraz da o günkü Kurban Bayramı şartları nedeniyle faturaların bir hafta 10 gün geç okunması, yaz şartları ve bayram etkisiyle elektrik tüketiminin artması bir araya gelince Ağustos ayında evlerimize gelen, iş yerlerimize gelen faturalar bir anda Haziran 2021'deki fatura ile Ağustos 2021'deki fatura arasında en az %50 farklar oluştu ve bu fark bir anda infiale sebep oldu. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Bu kesinlikle kabul edilebilir bir fark, kesinlikle kabul edilebilir bir oran değil. Netice itibariyle oluşan tepki şöyle bir sonuç doğurdu. Normalde biliyorsunuz Yüksek Planlama Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yılda 4 kez elektrik tarifeleri belirleniyor. Hı hı. 1 Ekim 2021'de elektrik tarifelerine %15 zam geleceği kulislere düştü. Evet. Ve o zamın resmi gazeteden çevrildiği bilgileri kulislere düştü. Doğru. Niçin? Çünkü oluşan tepki bunu önledi. Yani halkın tepkisi, o örgütsüz tepki bu zammı önledi. Ama şöyle bir şey oldu Ekim ayında. Ekim ayında biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak dile getirdik. Piyasadaki elektriğin tavan fiyatı 15 Ekim'den 16 Ekim'e geçerken bir gecede tam %50 arttı. Tam %50 arttı. Dolayısıyla eninde sonunda bu artışın faturalara yansıması ister istemez gerçekleşecekti. Dolayısıyla bugün karşılaştığımız tablo bir. Elektrik üretim fiyatlarının piyasadaki EPH'da oluşan elektrik gün öncesinde ve gün içinde oluşan fiyatlar Ağustos ayına göre şu anda değil %50 neredeyse %100'ün üzerinde bir artışla karşı karşıyayız. Şimdi elimde programa başlarken iki tane basın açıklaması gösterdim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun basın açıklaması diyor ki, Elektrik Üretim Anonim Şirketi %100 kamu kurumudur ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi görevli tedarik şirketlerine ve dağıtım şirketlerine toptan 31.86 kuruş elektrik satıyor. Bakın üretiyor demiyor. Evet, satıyor. Toptan satış tarifiyesi 31.86 kuruş. EÜYAŞ kim? EÜYAŞ %100 kamu kurumu. Devletin. Ve EÜYAŞ'ın üretim maliyetleriyle ilgili elimizden çok büyük bir detay yok. Sadece gene EPDK'nın rakamları üzerinden gitmek zorundayız. Sonuçta EÜYAŞ 31.86 kuruşa elektrik üretiyor ama aynı EPDK basın açıklamasında diyor ki, bugün diyor piyasanın ağırlıklı ortalaması, basın açıklamasını söylüyorum, 125 kuruş kWh civarında. Bakın EÜYAŞ'ın bugün piyasadaki ağırlığı %20'nin bile altında. Dolayısıyla elektrik üretim sektörünün %80'den fazlası eğer özel üretim şirketlerinin elindeyse ve biz kamunun ürettiği elektriğe 32 kuruş veriyorsak, özel sektörün ürettiği elektrik EPDK'nın basın açıklamasında 125 kuruş, bugün piyasa takas fiyatı büyük ihtimalle 150 kuruş. Bu fiyatlara geliyorsa demek ki elektrikte kamunun payı artarsa, elektrik üretiminde kamunun payı artarsa bizim dertlerimizin en büyük ilacı bu. Yani kamulaştırmaya işaret ediyorsunuz. Aynen, aynen. Niye biliyor musunuz? Niye? Bakın 2018 yılında EÜYAŞ görevli tedarik şirketleri, elektrik perakendecileri, yani aslında dağıtım şirketleriyle görevli tedarik şirketleri organik bir bağ içerisinde, sadece muhasebe yönünden ayrışmış şirketler. Dolayısıyla hani biraz kafa karışıklığı da oluyor. Dağıtım şirketi gibi genel bir ifade kullanıyoruz. Bu sefer itirazlar geliyor. Ayrımı belirtmek açısından söyledim. Dağıtım şirketleri kayıp kaçak elektrik ve genel aydınlatma için EÜYAŞ'tan elektrik alıyorlar ama aynı dağıtım şirketlerinin organik bağ içerisindeki sadece muhasebe yönünden ayrışmış ve bize perakende elektrik satan şirketleri EÜYAŞ'tan toptan elektrik alıyorlar. 2018 yılında Türkiye'de faturalanan elektriğin %30'unu EÜYAŞ sağlamış. 2019 yılında %25'ini sağlamış. 2020 yılında bu oran %12'ye inmiş. Gittikçe düşen bir oran. Mecburen, çünkü hidroelektrik santral gelirleri düştüğü için EÜYAŞ'ın da piyasadaki payı azalıyor. Peki hızlıca şunu da sorayım mı Mehmet Bey? Evet, herkesin gözü tabii bugün hani ne olacak da iyi bir şey ortaya çıkar mı acaba diye de bir soru var ya, bugün kabine sonrasında işte pek çok söylem var, söylentiler çıktı, şöyle formül arayışı var, konutlar için şu, esnaf için bu yapılacak vesaire diye. Ne olursa bir parça bir rahatlık yaratır ya da ne olursa gerçekten tüketici oh be der. Bizim oh be diyebilmemiz için ilk olarak bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan elektrik üretim sektöründe kamunun payı artırılacak ve yeniden kamulaştırma yapılacak. Önce bu haber çıkacak. Bir. İkincisi elektrik dağıtım ve perakende satış sektörü yeniden kamunun kontrolüne geçecek. Bunu yaparken de kesinlikle özel şirketlerin borçları, kim yaptıysa o borçlara ait olacak. Borçları tanımıyoruz. Zaten dağıtım şebekesinin sahibi biziz Çiğdem Hanım. Sizsiniz, biziz. Kamu. Peki bu kararın çıkma ihtimalini görüyor musunuz? Böyle bir söylemin bunun dışında ihtimali. Her şey manevra. Bunun dışında her şey manevra. Bakın 1 Ocak'ta kademe açıkladılar. Evet. 31 Ocak'ta o kademeyi bir biçimde iptal edip başka bir... Niye manevra? O manevra sorunu düzeltti mi? O manevra Marmaris'ten, Bodrum'dan Yüksekova'ya kadar olan halkın acısını, sokaktaki infiali dindirdi mi? Bu kademe manevrası. O yüzden sakın ola ki bugün işte KDV indirimi, belediye tüketim vergisi indirimi gibi yeni manevralara girişilmesine gerek yok. Öncelikli olarak üretim sektöründe 16 Ekim'de bilhassa özel şirketlere teslim olan yapının, %100 teslim olan yapının yeniden gözden geçirilmesi, özel şirketlere aktarılan kaynakların bir kere daha değerlendirilmesi bu Bakanlar Kurulu'nda şart. Yoksa gelen çözüm yeniden manevra olacak ve ne KDV'nin azaltılması ne BTV'nin azaltılması asla ve asla çözüm olmayacak. Çünkü Devletin yeniden değerleme oranı %36'dır. Evet. Elektrikteki paçal fiyat artışı ortalama %115'tir. Bu kabul edilemez. Peki. Bu KDV ile BTV ile düzenlenemez. Peki. Bu önemli dediğiniz, yani ne yapılırsa yapılsın, yapısal anlamda gerçekten bir adım ve niyet olmadıkça zaten bütün atılan adımlar da palyatif, yüzeysel, kozmetik adımlar olarak kalacak gibi görünüyor dediğinize bakılacak olursa. Bir de çıktığında da zaten nabzınızı tutarız efendim. Çok teşekkürler katıldığınız. Saygılar sunuyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ. Yani daha öncesinde de aslında benzer